kurtarmak için gezegene yaklaşıyoruz. Durumlarını bildirin. Tanrı'ya şükür. Lütfen acele edin. Her yerdeler. Kızıl Delta 1'den Kızıl Delta 3'e. Beni korumak için emrimi bekleyin. Anlaşıldı. Cygnus 2217. İki adam yaralandı. Çabuk olun. Hadi. Hadi! Çabuk olun! Acele edin! Hadi koşun! Saksınız! Geliyorlar! Burası benim evim! Anne! Anne gel! Anne! Anne gel! Anne! 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 Burası benim evim. Çok kalabalık var. Acele edin. Hadi gidelim buradan. Acele edin. Çabuk olun. Görev tamamlandı. Bacaklarını aç, kolunu kaldır. Hazır mısın? İşte böyle, güzel. Tamam, bir kez daha. Hazır mısın? Geliyor, güzel. Güzel, tamam, bir kez daha. Güzel, bir kez daha. Bu sefer güçlü olsun, çok güçlü olsun. Çok güçlü, çok güzel. Çok güzel, aferin. Alexandrios Uzay İstasyonu 2229. Çocuğun ailesi öldürüldü. Babası olarak bildiği tek kişi benim. Bu çocuk bir vahşi. Onun uygar insanlar arasında yaşamasını nasıl beklersin? Onu kendi yetiştiğim gibi yetiştirdim, yani savaşçı olarak. Çocuk kendi türüyle çok daha rahat eder. O benim öz oğlum gibi. Sen savaşçı olman için yetiştirildin. Çocuksa toplumdan dışlanacak, yabancı olacak. Çocuk buraya uyuyacak. Söz veriyorum. Pekala, Timitrian. Senin sorumluluğunda olacak. Ona ne diyeceğiz? Adı Zed Lucin. Asker, rahat. Bugünkü uçuş eğitim amaçlı yapılacak. Dışarıyı tanıyacaksınız. Etraf oldukça sakin olacak.
birkaç simülasyon dışında son derece sıkıcı uçuşlar yapacağınızı söyleyebilirim. Efendim, ne zaman gerçek savaşa gideceğiz? Sen eğitilemeyecek kadar iyi misin asker? Son 24 saatte çok iyi bir asker mi oldun sanki? Hayır efendim. Aranızda eğitilemeyecek kadar iyi olan var mı? Kimse yok. Güzel. Romini, bir adım öne gel. Bana baş kaldırdığın için bu uçuşun lideri sen olacaksın. Eğer hata yapan olursa rütbesini kaybeden de sen olacaksın. Yeterince açık mıydı? Evet efendim. Şimdi sırana geç asker. Kımıldayın! Savaşçı üç, gerekli bilgileri ver. Peki efendim. Şimdi yakıtı kontrol ettim. Hala dolu görünüyor. Gidebiliriz. Motorlara fazla güvenme. Aşırı sıcaklıktan yapabilirsin. Biliyorum anne. Ne dediğini duymadım. Hatırlattığınız için sağ olun dedim. Ben de öyle düşündüm. Harekete geçmenize bir saat var. Son derece güçlü sinyaller alıyorum. Ben de öyle. Düşman olma ihtimali var mı? Son zamanlarda sessizlerdi. Belki şansımız döner. Haber vermemiz gerekmez mi? Niye haber vereyim? Sinyallere mi? Bir şey olmayabilir. Bu rota için normal bir durum. Ayrıca kumanda şu anda bende. Sanırım onların rotalarına girdik. Ben hala haber vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu uçuş benim kumandamda asker. Dimitri'nin elini tutmak için burada değil. Birbirimize güvenmek zorundayız. Beni sinirlendirmeye devam edersen sana korkunç anlar yaşatabilirim. Saldırıya hazırlanıyorum. Kaç gemi var? 3 tane pislik. Aceleleri varmış gibi görünüyor. Artık kaçma şansımız yok. Ne yapıyoruz? Saldırıya hazır olun çocuklar. Onları biraz sıkıştıralım. Maksimum güce çıkardım. 20 saniye sonra yeniden yüklenebilecek duruma gelecek. Atışa başlayın. İlk saldırıda tüm silahlarınızı kullanmayın. Onlara her şeyi göstermeyin. Savaşçı 3. Neden ateş etmedin? Kilitlenemedim. Çok hızlı gidiyordum. Bu yüzden rütbemi kaybedersem... Senin de canını yakarım. Kontrolü ele alın. Otomatik pilotu kaldır. Bunun iyi bir fikir olduğundan emin misin? Sen bizi korursan sorun çıkmaz. Emirleri uygulayın, şimdi. Gidiyoruz, dikkat et! Piper, dikkat et! İyi misin Piper? Dayanıyorum. Sola bak, sola bak! Durdu efendim. Tekrar bu benim. Geliyorum. Dikkat et.
Savaş çıkmış. Ne yapıyorsun? Adamımı koruyorum efendim. Adamını mı koruyorsun? Beni havaya uçuruyordu. Görev tamamlandı efendim. Üsse dönüyoruz. Raporlarınızı hazırlayın. Sen ne yaptığını sanıyorsun pislik? Seni kurtarıyorum. Korumana ihtiyacım yok. Ben başımın çaresine bakarım. Bana hiç de öyle görünmedi. Kendinize gelin. Bu onun hatası. Beni vurduracaktı. Senden açıklama istedim mi? Bunu rapor edersem en iyi iki pilotumu kaybederim. Bu bir kez daha olursa ikiniz de kendim gebertirim. Dağılın. Bir sorun mu var? Eğitim uçuşları sırasında adamlarım saldırıya uğradı. Reyduslar kendi başlarına saldıracak kadar cesaretlendiler. Hemen saldırıya geçip bu sorunu halledelim diyorum efendim. Bu saldırılar şimdiye kadar sıkıntı vermekten öteye gidemedi. Kaybımız var mı peki? Söyler misin? Hayır efendim. Şanslıydık. Gördün mü? Sadece sıkıntıymış. Şu anda koloniler arasında çıkacak bir savaşı karşılayamayız. Devriyeleri arttırın ama saldırı olmadığı sürece harekete geçmeyin. Beni anladınız mı komutan? Evet. Anladığımı sanıyorum. Efendim, biraz konuşabilir miyiz? $1,300 bulmaya gidiyorum. Yürürken konuş. Ben uygun değilim efendim. Bu normal, sen daha yenisin. Sorun yeni olmam değil. Anlamıyor musun? Farklı olduğumu biliyorlar. Yıldız gücünden olmadığımı düşünüyorlar. Ailen olmaması seni alt tabakaya indirmez. Onlara zaman ver. Seni benim gibi tanıdıklarında alışacaklardır. Teşekkür ederim efendim. Başaracaksın Zed. Sana inanıyorum. Beni gururlandıracağını biliyorum. Elimden geleni yapacağım. Zed Lucen. Al bakalım. Emirlerin. Teşekkür ederim. Emirleri dinle. Birinci görevini açıklıyorum. Tıbbi ilaç teslimatı yapacaksın. Görevin halkın tükenen ilaçlarını karşılamak. Scepter, Delta 17'deki koloniye gideceksin. Hemen oraya gidip teslimatı yapacaksın ve görevin tamamlanacak. 7-8'den haberleşin lütfen. Osmorn Üssü, burası Mavi Alfa 7. Beni duyuyor musunuz? Tamam. Mavi Alfa 7, burası Osmorn Üssü. Saatin kaç olduğunu biliyor musun?
Objektif mi, yerel mi? Ah, boş ver Mavi Alfa 7. Ve günaydın. Söyler misin burada ne işin var? Burası Mavi Alfa 7. Tıbbi ilaçlarınızı getiriyorum. İstememiş miydiniz? Ah, burası biraz düzensiz. Özellikle de sabahın bu saatinde. Tıbbi ilaç mı demiştin? Biri mi hastalanmış? Lise için iniş izni istiyorum. Aa, tabii Mavi Alfa 7. Hadi aşağı gel bakalım. ELS için iniş izni verildi. Anlaşıldı Osman. Geri saymaya başlıyorum. 5, 4 ve 3, 2, 1, şimdi. Bağlanıyorum. 40 dakika sonra görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın. Anlaşıldı Mavi Alfa 7. Hey! Ne kadar kalacaksın? Profil 24 saat kalacağımı gösteriyor. Aha, uzun bir yolculuk için kısa bir kalış gibi gözüküyor. Biraz daha kalamaz mısın? Üzgünüm Osman. Profilde yok. Ah, en azından sormadı demezsin. İnişe hazır mısın? Ha, tekrarlar mısın Osman? İnişe hazır mısın? Osman, bağlantı kopuyor. Mayday! 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 Osman'ın üstünde yangın çıkıyor. Tekrarlıyorum. Üste yangın çıkıyor. Mayday! Düşüyorum. Hey, telsiz üssü. Oh tanrım. Acele edin. Hadi çabuk. Yaralanan var mı? Daybek nerede? Söndürelim şunu. İçeride kimse var mı? Görüntü alarmı. Görüntü alarmı. Görüntü alarmı. Görüntü alarmı. Görüntü alarmı. Acele edin, söndürelim şunu. Hadi yardım edin. Hadi gayret edin. Hadi yardım edin çabuk. Hadi. Taybek nerede? Taybek nerede? Aa, bilmiyorum. Sanırım bunların altında kaldı. Taybek burada mıydı? Hayır. Bir çağrı mı almıştı? Bilmiyorum. Dünya ile tek bağlantımız havaya uçtu ve kimse ne olduğunu bilmiyor mu? Neler olduğunu bilmek istiyorum. Nasıl oldu da birinin içeri sızıp hükümet mallarını ele geçirmesine izin verdiniz? Kumandan Dimitri'nden direkt emir almıştı. Onları gördüm. Dimitri'nin nerede? Şimdi geldi bakanım. Konseyden özür diliyorum. Geç kaldım. Komutan Dimitri'nin, bildiğiniz gibi sizin emirlerinizi uyguladığını öğrendiğimiz bir savaşçı götürdüğüm malları çalmış. Evet bakanım, ben de duydum. Ve... ben öyle bir emir vermedim. Ve uzman Zed Lucy'nin hükümete ait malları çalacağını düşünmekte zorlanıyorum. Komutan, Osmorn gezegenine gitmesi gereken malları izledik. 2 saat önce geminin gezegene iniş yaptığı sırada koloniyle olan tüm bağlantımızı kaybettik. Bu bana son derece şüpheli görünüyor. Zed Lucy'nin senin akademiye soktuğun yetim çocuk değil mi? Evet efendim. Ama konseye saygısızlık yapmak istemesem de... burada bir hata yapıldığını düşünüyorum. Bu hatayı sen yaptın. Onun buraya girmesi için konseyi etkiledin. Uzman Lucy'nin özel operasyonlar için son derece yetenekli bir elemandır efendim. Yetenekli bir hırsız ve sen de onu koruyorsun. Benim sadakatimi mi sorguluyorsunuz? Kes sesini! Burada kimseyi sorgulamıyoruz. Nasıl göründüğünün farkında olmalısın. Kendi adını da kirletmeyi göze alarak bir savaşçıyı göreve gönderiyorsun. Ben sadece uzman Lucy'nin bilerek suç işleyeceğine inanmayı reddediyorum.
Belki de özel ilişkiniz olaya tarafsız bakmanızı etkiliyordur. Kumandam altındaki her adamıma özel olarak kefil olabilirim. Özel ordun olduğundan bu yana çok uzun bir zaman geçti, öyle değil mi? Uzman Lucin asla verdiği yemine ihanet etmez. Umarım haklısınızdır komutan. Onun iyiliği için, tabii sizinki için de. Neler olduğunu bulacağım. Ve gereken neyse onu yapacağım. Özel olarak. Osmorn üssü, burası Mavi Alfa 7. Duyuyor musunuz? Mavi Alfa 7, duyuyor musunuz? Şşt, durun. Sanırım bir şey duydum. Onu ne zaman halledebileceksin? Bak, bu bir sürü parçadan oluşuyor. Ben bilgisayarcıyım, sihirbaz değilim. Beni duyuyor musunuz? Sizden yaklaşık olarak 30 kilometre batıda gemim düştü. Ve yürümeyi planlıyorum. Bağlantı kurmaya çalışacağım. Sanırım bir saat uzaktayım. Biraz önce bir şey duydum, sandım ama gitti. Net değildim. Ama düşmekle ilgili bir şey duyduğuma eminim. Şimdi dene. Burası Osmorn üssü. Tekrarlayın, tamam. Haberleşebilecek miyiz? Biraz bana yardım edemez misin? Seni aşağılık pislik. Sen de tam bir uzay pisliğisin. Hey, 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 hey! Hey! Merak edecek bir şeyiniz yok mu sizin? Su durumumuz nasıl? İyi değil. Su kaynaklarımız kurudu. En fazla 8 ya da 9 günlük rezervemiz kaldı. Peki ya sonra? Yağmur duasına çıkarız. Burası Osmorn üssü. Tekrarlayın, tamam. Harika. Bir sonraki malzeme gemisi 5 günden önce gelmiyor. Ruses, Taybek'in bilgisayarını yapabileceğini söyledi. Emin değilim. O zaman uykuluydum. Yani gelecek malzeme gemimiz yok mu? Ha, evet, tabii ki var. Hey, ver şunu bana. Yayacağı radyasyonla çevreye sinyal gönderebilir. Düşmüşse gönderebilir. Gidip bakmamız gerekiyor. Su sorunumuz ne olacak? Yaralanmış olabilirler. Ya da ölü. Durun, endişe etmenize gerek yok. Burada oturup birilerinin gelmesini bekleyeceğiz. Gelmeleri haftalar sürebilir. O zamana kadar nasıl dayanacağız? Araştırma için o sudan harcayamayız. Bu saçmalık. Yaşamak için tek şansımız var. Biz de onu yok mu edeceğiz? Peki ya orada insanlar varsa? Bilemiyorum. Oh. Osmorn üssü, burası Mavi Alfa 7. Burası Mavi Alfa 7. Duyuyor musunuz? Osmorn, beni duyuyorsanız sizin yerinizin yaklaşık olarak 30 kilometre kadar batısında bir yerlerdeyim. Yürüyerek ulaşmaya çalışıyorum. Tekrar edeyim. Yürüyeceğim. Bağlantı kurmaya çalışacağım. Mavi Alfa 7. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Her şey hazır mı Cemko? Evet komutan. Adamlarımız gemilerine binmek üzere. Toplarım. Dikkat. Rahat. Bu basit bir kurtarma operasyonu. Sorun çıkmasını beklemiyoruz. Cemko, adamların 5 dakika sonra kalkışa hazır olsunlar. Peki komutan. Duydunuz mu? Hadi. Zed Lucin'le ilgili bir gelişme var mı efendim? Hayır. Gelişme yok. Ama iyi olduğuna eminim.
Son görüldüğü yer burasıymış. İşte efendim. Affedersiniz komutan. Bir sorun mu var Cemko? Özel konuşabilir miyiz? Neler yaşadığınızı biliyoruz. Bunun utanç verici olduğunun farkındayım. Neden söz ediyorsun? Lucien. Ona verdiğiniz görev yüzünden nasıl sıkıştığınızdan söz ediyorum. Herkes konseyin onun için neler düşündüğünü çok iyi biliyor. Sadece şunu bilmenizi istiyorum efendim. Bize güvenebilirsiniz. Cemko, Lucien'den hoşlanmadığının farkındayım. Çünkü o diğerlerimiz gibi doğmadı. Ama iyi bir asker. Evet efendim. Siz öyle diyorsanız. Merhaba. Kimse yok mu? Hey! Dur, kim var orada? Zed Lucien. Ben... Şifreyi söylemezsen ateş açılacak. Ben size tıbbi ilaçları getirdim. Ateş etme! Üç, iki, bir. İyi denemeydi. Orada kimse var mı? Merhaba! Armabidallar kemiklerini bir anda toza çevirebilir. Kötü mü yakaladılar? Birazını sonra yasakla. Sen kimsin? Dalia Rojek, Osmond kolonisinden. Uzman Lucien, Zed Lucien. Interplanet'ten gönderildim. Başka kimse var mı? Hayır. İçeride yarana bakarız. İçeride dev böcekler var. Sadece ışıktan korkmuşlardır. Hadi gel. Koloni nerede? Birkaç saat uzaktalar. Sanırım alarmımızı havaya uçurmuşsun. Evet, galiba öyle yaptım.
Tek başına mı geldin? Ben de aynı şeyi sana soracaktım. Ne oldu? Başka birini mi bekliyordun? Hiç kimseyi beklemiyordum. Peki ne oldu? Fonksiyonlarım durdu. Zorunlu iniş yapmak zorunda kaldım. Gemin ne durumda? Tam bir enkaza. Suyun var mı? Hayır. İletişim? İletişim aygıtını onarabilir miyiz? Parçalandı. Her şey parçalandı. Kurtarabileceğimiz bir şey yok mu? Korkarım, hiçbir şey yok. Ama istediğiniz tıbbi ilacı kurtarabildim. Kim istedi onları? Kim olacak? Biyobilim görevliniz. Biyobilim görevlimiz benim. Tıbbi ilaç isteğimizden haberim yok. Bizim suya ihtiyacımız var. Görev profili dedi ki... Görev profilinin dediğini boş ver. Karargahımızı kaybettik. Suyumuz kalmadı ve dış dünyayla da iletişim kuramıyoruz. Sen son umudumuzdun. Buraya boşuna gelmişim. Yükünü bırak. Koloniye varmadan olmaz. Sana tıbbi ilaca ihtiyacımız olmadığını söyledim. Ben emir aldım. Bak robot adam. Düşünmemiz gereken başka şeyler var. Hayatta kalmak gibi. Asıl sen bak. İznim olmadan görev profilimi değiştiremem. Anlıyor musun? Ben de sana yükünü bırakma izni veriyorum. Yoksa eve kendin dönersin. Anladın mı? Ah Tanrım. Baş belası mısın sen? Emirlere uyduğumu soruyorsan evet öyleyim. Sen de o yıldız gücü fırtınalardan biri olmalısın. Biz resmi olarak atanmış özel operasyon güçleriyiz. Sen mi? Sen hiçbir şey sorgulamayan tekno mahkumlardan birisin. Haklısın. Çok sert görünmüyorsun. Sen de mutsuz görünmüyorsun. Böyle bir yerde yaşamak için sen de umutsuz olmasan iyi olur. Emir emirdir. Kesinlikle. Hadi yıldız gücü askeri. Bulduğumu görünce ne diyecekler acaba? Beni nasıl buldun? Bu küçük harikayla. Bunu burada radyasyon dedektörü olarak kullanıyoruz. Düşmeme neden olan kişiyi de bulabilir misin peki? Buraya onun için gelmiştim. Aslında birkaç saat önce orayı tamir etmiş olmalıydım. Sanırım sinyalin onun için riskliydi. Bakabilir miyim? Hey, ver onu bana. Dışında şeyler de var. Yıldız güçleri için değil. Buna inanmaya başlıyorum. Ha, yürüyerek gidebilir miyiz? Yıldız gücü askerlerinin daha iri olduklarını sanıyordum. Genetik mükemmellikten bahsediyorum. Sana ne oldu? Hepimiz aynı değiliz. Bazılarımız uzmanız. Uzman olmanız için mi yaratıldınız? Hepimiz test tüplerinden çıkmadık. Ben kolonilerden birinde yaşayan bir ailede doğdum. Cygnus. Cygnus mu? Cygnus katliamı mı? Evet öyle.
Demek seni oradan aldılar. Onun gibi bir şey. Sorun ne? İntikam mı? Signus'a yapılanların öcünü falan mı alacaksın? Görevlere karşı bir sorunun mu var senin? Evet. Katillere karşı bir sorunum var. Öyle mi? Ama bizim yaşamımızın bir kuralı var. Ölene kadar görevimizi yaparız. Öyle mi? Burada da şöyle deriz. Önce kendin için erkek ol. Evet, bunu hatırlamaya çalışırım. Evim, güzel evim. Merhaba. Herkes nerede? Bilmiyorum. Ama öğrenmenin bir yolu. Tüm koloni yerin altında mı yaşıyor? Bir kısmı kum fırtınalarına karşı koruyor. Bu çok tuhaf. Herkes nerede? Bilmiyorum. Bunlar nedir? Bilmiyorum. Bunlar benim konum değil. Bir şey duymadım. Bir şey görmedim. Arkaya bakalım. Bir şey yok. Sen bir şey buldun mu? Hayır. Herkes gitmiş. Gel bu taraftan. Ah Tanrım, şuraya baksana. Biri bir şey arıyormuş. Kürek satışı da artmış. Gidip diğerlerini bulalım. O nedir? Su deposu. Burada bekle, bekle. Long, Perkins, Conacher, ne olmuş? Zehir. Zehir mi? Evet, biri su deposunun içini zehirlemiş. Ciddi misin? Su olmadan hepimiz ölürüz. Zaten istenilen de bu. Ama bu çok saçma. Kim elimizdeki tek suyu zehirler ki? Sadece bunlar mı? Hayır. Diğerleri nerede? Tompkins, Long ve Perkins öldü. Hepsi öldü. Bu da kim? Lucien, özel operasyonlar. Ne oldu? Biz de bunu öğrenmek istiyoruz. Evet. Bunlar olurken sen neredeydin Dalia? Onu bulmaya gittim. Gemisi düşmüştüm. Emin. Çocuklar, silahlarınızı koyun. Biz sizin gibilerden emir almayız. Değil mi çocuklar? Kesinlikle haklısın. Durun. Bu çok saçma. Lütfen durun. Aaaa!
Göründüğünden sertmişsin. Bu da neydi böyle? Değişim. Çatlamış. Kafatası kırılmış olabilir. O kafanı uçurmaya çalışmıştı. Neyse ki isabet ettiremedi. Hadi gel bu taraftan. Ne oldu çocuklar? Sorma. Orada durun. O bir yabancı. McDuffie, ne oluyor? Kimseyi içeri sokmamam gerekiyor. Bu adam yaralı McDuffie. Sen doktor musun? Lucy'nin özel operasyonları. Görevim buraya... Sen susar mısın lütfen? Bak. McDuffie, su deposu zehirlenmiş. Long, Conager, Perkins. Hepsi öldü. Demek öyle. Diğerleri nerede? İçerideler. O zaman bizi de bırak. Bana ne vereceksin? Seni şurada benzetmeme ne dersin? Tamam. Ben de öyle düşünmüştüm. Geldi. Durun. Orada durun. Senin neyin var Tompkins? Herkes aklını mı kaçırdı? Onu bırakın ve defolun buradan. Burada sorumlu kim? Spri nerede? Kimse bilmiyor. Neden şansınız varken buradan gitmiyorsunuz? Burada ne oluyor böyle? Neler olduğunu bile bilmiyorsun. Önce sen kayboldun, sonra Spri yok oldu. Bizi öldürmeye çalıştılar. Kim? Konsey. Interplanet. Kim dedi? Nasıl olsa Interplanet katilleri asla bulamayacak. Nereden biliyorsun? Neden Interplanet casusunu da alıp buradan gitmiyorsun? Son ihtiyacımız olan şey besleyecek iki boğaz daha. Pekala, bu kadar yeter. Başka şansım kalmadı. Interplanet'in bana verdiği yetkili. Burada kumandayı ele almış bulunuyorum. Ve... Şunu belirtmek isterim ki... Interplanet kurallarını ihlal etmek... sizin tutuklanma sebebiniz. Hepinizi tutukluyorum. Beni anladınız mı? Komik olan ne? Hapiste olan birini tutuklaman zor olacak. Burası mahkumlar gezegeni. Burası Pinakor'un ismi. Kesinlikle. Neden buradan gitmiyorsunuz? Tamam. Boşmuş. İyi günler. Aşağılık herif. Anlamıyorum. Buradaki herkes suçlu mu? Interplanet Konseyi burayı kolonileştirmeye karar verdiğinde ağır suçları olmayan mahkumlarla bir anlaşma yaptı. Osmond'da yaşayarak özgürlüğümüzden vazgeçtik. Peki senin hikayen ne? Benimki sıradan. Yeni şehre gelen kız aşkı bulduğunu sanır. Hayır, buraya nasıl geldin yani? Bir sevgilim vardı. Hırsızlık yapıyordu. O öldü. Ben de hapse girdim. Burada yaşarsam affedileceğimi söylediler. Aslında çok fark etmedi. Burada bir sürü şey var. Böcekler, bitkiler ve diğer şeyler. İşte böyle. Peki böyle mi biyobilim görevlisi oldun yani? Ben bir süre sonra bir şeylerle uğraşmak istedim. Peki burada bulmamı istediğin ne? 400 dolarlık kürekler, paranoya, zehirler. Ben olsam bunları her şeye değiştirdim. Her şeye. Biraz hayal gücü gerekiyor sert çocuk. Öyle mi? Hadi karargahına dönelim. Bu kesinlikle acil durum sinyali. Ve çarpışma sinyali de var. Üzgünüm komutan. Mümkün olduğunca olay yerine yaklaş. Bu nedir? Sinyal geliyor. Nerede? Çarpışma yerinden mi? Hayır efendim. Üstten geliyor. Bu onun kimlik numarası. Yaşıyor. Tanrı'ya şükür. Ne kadar uzakta peki? Hemen geliyor. İki dakika efendim.
Ne arıyorsun? Güç kaynağı. ALS sinyal veriyor. Kablo burada. Nereye gittiğine bakar mısın? Burada. Ah. Hiçbir şey kalmamış. Sanırım biri ölmemi istemiş. ALS almışlar. Neden? Bilmem, sen söyle. Ah Tanrım, Spray. Şüphelerim artıyor. O tek temiz kişiydi. Sivildi. Mahkumlar ve siviller var. O sivildi. Mahkum değilse burada ne işi vardı? Burada zengin olacağını düşünürdü. Biz de ona gülerdik. Aslında haklı sayılırdı sanırım. Hangi konuda haklıydı? Neler olduğunu anlatsan iyi olacak. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Birkaç günlük suyumuz var. Hayır. Onların birkaç günlük suları var. Bizde hiçbir şey yok. Söylesene, herkes neyi çalacağım düşünüyor? Patigol. Tridium. Tridium. Her geminin ihtiyacı olan güç kaynağı. Yakıt olarak kullanılan tridium. Baktığın her yerde görebilirsin. Önce bunun bir mucize olduğunu düşündük. McDuffie milyonlar değerinde bir parça buldu. Sonra Spree buldu ve herkes her yeri kazmaya başladı. Her taşın altına baktılar. Her yere baktılar. Bu kürek fiyatlarını açıklıyor tabii. Gezegen tamamen tridyumdan oluşmuş. O zaman zenginsiniz. Pek sayılmaz, çünkü değeri olanlar toprağın çok altında. Olanları çıkartmak için büyük makineler gerekiyor. İstediğiniz makineleri alabilirsiniz. Bir sorun daha var. Birden elimizdekinin gerçekten iyi olduğunu anladık. Bu ortaya çıktığında büyükler gelecekti. Bizi buradan atıp tüm pazara sahip olacaklardı. Elimizdekilerin ise değeri yoktu. Hükümet de işin içine girecekti. Doğru. Bu yüzden bir karar vermemiz gerekti. Bazıları hepimizin eşit paraya sahip olmasını önerdi. Başlangıçta hep öyle olur. Doğru. Böylece bizi buradan atmalarını engelledik. Biz de oylama yaptık ve susmaya karar verdik. Tridium'u gizlice çıkartıp parayı bölüşecektik. Ve birkaç yıl içinde de hepimiz çok zengin olacaktık. Hem de çok. Ama biri paylaşmamaya karar vermiş. Peki kaybolan diğer adam kimdi? Loro. Teknoloji çocuğu. Evet. O buraya düşmek için ne yaptı? Bir milyoneri dolandırmaya çalıştığını biliyorum. Kendine gezegen alırken yakalanmış. Peki oylamada Loro hangi taraftaydı? O da özgür olmak istiyordu. Bu iş için bize cesaret veren oydu. Adam büyük düşünmüş. İşte burası. Tamam. Sen burada kal. Lucien, özel operasyon birimi. İznin yok, ateş açılacak. Aynı taraftayız, Loro. 3, 2, 1. Ya. Kes şunu, Loro! Ateş açılacak. 3, 2, 1. Nerede o? Hey asker çocuk, bana ilaçlarımı getirdin mi? Başımda korkunç bir ağrı var. Sendin. Aptal bir soruydu bebeğim. Tabii ki bendim. Sizin gibi bir avuç zavallıyla büyük bir ikramiyeyi paylaşır mıyım? O kadar insanın cinayetinden kurtulabileceğini mi sanıyorsun? Evet. Konsey bir kenarda durup senin tridyum pazarını mahvetmeni izlemeyecek. Beni aptal mı sanıyorsun? Tabii ki konsey bunu kabul etmeyecek. İşte bu yüzden ben de kendi ordumu kurdum. Sen neden bahsediyorsun?
Yakında göreceksiniz. Luru, sana konseyin yapacaklarından daha fazlasını yapacağım. Üzgünüm memur bey. Bunun ne kadar komik olduğunu söylemek isterdim ama yapmam gereken başka şeyler var. Zengin olmak gibi. Görüşürüz bebeğim. Şimdi ne olacak? Luru'yu bulup suyu temizlemenin bir yolunu bulacağız. Sonra da özel ordusunun ne olduğunu bulacağız. Mavi Alfa 7, burası Mavi Alfa 9, duyuyor musun? Mavi Alfa 7, burası Mavi Alfa 9, duyuyor musun? Mavi Alfa 7, seni duyuyorum. Bu Dimitri'nin. Kim? Babam. Her şey yoluna girecek. Sesinizi duyduğuma sevindim efendim. Yerini bulmaya çalış. Hemen. Mavi Alfa 7, iyi misin? Ben iyiyim efendim. Ama görev tuzakmış. Görev mi? Ne görevi? Tıbbi ilaçlar efendim. Burada çok daha ciddi şeyler oluyor ama. Kolonidekilerden biri diğerlerini öldürmeye çalışıyor. Bu gezegen Tridium'dan oluşmuş gibi görünüyor. Ne? Çok büyük Tridium yatakları bulmuşlar. Mavi Alfa 7, olduğun yerde kalmanı istiyorum. Hemen seni almaya geliyoruz. Ama efendim... Bu bir emirdir asker, beni duydun mu? Evet efendim, sizi çok iyi duydum. Komutan, konuşmamız gerek. Burada neler oluyor? Tridium mu? Sen bu konuda bir şey biliyor muydun? Evet. Ben bir askerim. Konseyin kaynaklarını genişletmeye çalıştığını biliyorsunuz. Bunun olmasına izin veremeyiz. Biz mi? Bu güçle ilgili. Emirleri kim veriyor? Kararları kim alıyor? Daha fazla konseyin kaderimizi yönetmesine izin veremeyiz. Tridium'u kontrol ederek son sözü biz söyleyebiliriz. Bir asker üstlerinin emirlerine uyar. Emirleri uygularsınız. Emirler. Emirlerine o kadar saplanmışsın ki. Bunun benimle ne ilgisi var? Ya da Lucy'nle? O bir yemdi. Seni buraya çekmek için. Seninle Alexandrias'la bağlantıya geçemezdik. Bize katılmayabilirdin. Ama seninle komutan, herkesi bize katılması için ikna edebiliriz. Yıldız gücü, ordu, herkes. Birleşmiş ordumuz olacak efendim. Bize katılın. Ya katılmazsam? Umarım işler o noktaya gelmez. Belki de konseyin geri çekilme zamanı gelmiştir. Eski dünyamıza dönelim. Lucy'nin pozisyonu nedir? Oradaki tepelerin arasında. Gidelim. Gidiyoruz. Zeyd! Dur, emin misin? Ona hayatım üzerine güvenirim. Peki benim hayatım? İşte orada! Bu da tuzakmış. Zeyd, koş! Bu bir tuzak! Bu bir tuzak! Hayır! Dimitri'm! Zed! Hadi! Hadi! Hayır! Zed! Konseye ulaşmalısın! Dimitri'm! Zed!
kötü seçim. Hayır! Peşlerine düşün! Öldü. Onu kurtaramadım. Şunu hemen kes. O askerler fırsatını bulduklarında hepimizi öldürecek, anlamıyor musun? Seni, beni, McDuffie'yi, herkesi. Senin kendine acıman için vaktimiz yok. Onun ölümüne de. Dimitri'nin bunun için yaşadı. Onu hayal kırıklığına mı uğratacaksın? Şimdi ne var? Bakın, size anlatmaya çalışıyorum. Bu bir tuzakmış. Bizi köpekler gibi avlayacaklar. Ne yapabiliriz ki? İsterseniz teslim olabiliriz. Hayır, hayır, hiç sanmıyorum. Çocuklar beni dinleyin. Alabileceğiniz her şeyi alıp tepelere çıkın. Peşimizden gelmelerini nasıl engelleyeceksin? Buraya geldiklerinde koloniyi havaya uçuracağım. Ve hepsi burada olacak. Tek ihtiyacım olan şey biraz tridyum. Olamaz. Dalga mı geçiyorsun sen? McDuffie, bana tridyumunu ver. Neden ben? Çünkü ben öyle diyorum. Bu hırsızlık. O zaman polisleri çağır. Bundan emin misin? Daha iyi bir planın var mı? Saat 3 yeniden biri geliyor. Ateş etmeyin. Ateş etmeyin. Ateş etmeyin. Neden bu kadar geciktiniz? Sen neredeydin? O uzay çocuğu beni yakalamaya çalıştı. Ondan kurtulmam biraz zaman aldı tabii. Bunu halledeceğini söylemiştin. Havaya uçuracaktın. Sorun olmayacaktı. Böyle demiştin. Ne olmuş yani? Hadi gidelim buradan. Lucy'ni yakalamadan olmaz. Ben gemide beklerim. Hayır, hayır, hayır. Burası senin gezegenin. Yolu sen göstereceksin. Bu görev bitinceye kadar kimse gitmeyecek. Beni anladın mı? Evet askerler. Kendinize dikkat edin. Telsizleriniz açık kalsın. Arkanızı kollayın. Silahlarınızı kontrol edin. Tamam. Onu bana doğru tutmasan olur mu acaba? Tamam. Ben silah almıyor muyum? Zobani! Dikkatli ol da bu soytarı sorun çıkarmasın. Tamam. Görevinizi biliyorsunuz. Hızlı ve dikkatli ol. Gidiyoruz. İşe yarayacağına emin misin? Evet, bu alıcılar ve tridyum kristalleri koloniyi havaya uçurmaya yeter. Başka neye ihtiyacın var? Hiçbir şey. Uzaktan kumandayı ayarladığımda işimiz tamamdır. Buradan çıksan iyi olur. Zed. Evet. Ben birazdan gelirim. Git hadi. Thank you.
Ben Piper efendim. Burası temiz. Neredesin fare? Efendim, kamp temiz. İlerliyoruz. Ben Piper efendim. Burada kimse yok. Dur. Kıpırdama. Onu yakaladım. Lucy'ni yakaladım. Kampın hemen arkasında. Anlaşıldı Justin. Hadi oraya gidiyoruz. Kıpırdama. Çok geç. Senin burada ne işin var? Bir şey değil. Koloninin her yeri bombalarla dolu. İşe yaramazlar. Neden söz ediyorsun? McDuffie'ye yetiştiğimde duruyordu. Ona acele et, koloni havaya uçacak dedim ve bana güldü. McDuffie mi? Değiştirmiş. Kristaller sahte. Sahte mi? Evet, anlatması için onu çok zorlamam gerekti. Tridium'a ihtiyacım var. Nereden tridium bulabilirim? Biyoloji merkezine gidebiliriz. Özel depom var. Sana iyi uykular. Justin! Justin! Cevap ver! Sen çıldırdın mı? Tridium'u burada mı saklıyorsun? Kimse buradan çalamaz.
Sakin olun çocuklar. Harekete duyarlılar. Işıktan da nefret ederler. Harika. Şimdi durdur. Sakin olun. Hepsi bu mu? Bir kızın da yemesi gerekiyor. Bombayı getir lütfen. Tamam. Çevirici gerekiyor. Gaston! Lucien Gaston'ı yakalamış olmalı. Sen burayı biliyorsun. Saklanmak için nereye gidebilirler? Dalyan'ın yerine gitmiş olabilirler. Biyomerkezi. İşte orası. Hadi gidelim. Gidebilir miyiz? Zubuli. Onu biyomerkezine götür ve orayı kontrol et. Gözünü üzerinden ayırma. Biz de diğerlerini halledelim. Onları 90 saniye oyalamalıyız. Aklında ne var? Böcekler. Bombayı halledip buradan çekip gidelim. İçerideler, biliyorum. Hayır, ona dokunma. Lanet olsun. Aman Tanrım. Kes şunu. Lanet olası bomba. Zobori! Yeterince büyük değildi. Yalnızca Luru gitti. Onu önce ben yakalamadığım için şanslıymış. Gidiyoruz. Şimdi ne yapacağız? Armin Biddle'lar. Mağarayı mı? Kesinlikle. Hadi. Hadi bas şuna. Buradalar. Hadi. Yürü. Peşimizdeler. Acele et. Hadi gel. Hadi.
Hadi gidelim. Hadi, hadi. O pislik benim. Burada olmalı. Efendim, mağaraya girdiler. Anlaşıldı. Askerler, tavşanlar deliğe girdi. Peşlerinden gitmek zorundayız. Gidiyoruz. Dalia. Umarım işe yarar. Tamam, ben önden gidiyorum. Romini, Piper'la beni koru. Zubiri, sen de artçımız ol. Neredesin fare? Hey çocuklar. Silahlarınızı bırakın. Hayır, hayır, hayır. Sen, hadi. Bırak o taşı. Ne taşı? Ha, bu taş mı? Aha. Tamam. Demetrin senden daha iyi bir oğlu hak ediyor. Hayır. Asıl daha iyi bir arkadaşı hak ediyor. Neredesin fare? Yapabileceğim bu mu? Şimdi öğreneceksin, merak etme. Bu babam içindi. Düşündüğüm şey mi? Loro'nun sırrı buydu.
çok etkileyici. Burada bir maden var. Kullanılmaması ne kötü. Bulma riskimizi göze almamış. Hepsini kendine saklamış. Aç gözlü pislik. Hadi gidelim buradan. Hadi. Kendini nasıl hissediyorsun? Başımda küçük askerler dans ediyor. Mavi Alfa 9, burası Kutup 1. Aferin uzman, hoş geldin. Tebrik ederiz. Hepimiz seninle gurur duyuyoruz. Kutup 1, burası Mavi Alfa 9. Teşekkür ederim efendim. Buradan hemen gidelim. Bir an önce oraya varmamız gerekli. Mavi Alfa 9. Neden otomatiğe geçmiyorsun? Biz seni alırız. Onlara tam olarak ne anlattın? Koloni ve askerlerle ilgili tam rapor verdim. Ayrıca Tridium da var. Mavi Alfa 9. Beni duydun mu? Otomatiğe geçmeni istiyorum. Olumsuz Kutup 1. Küçük bir sorun yaşıyorum. Bunu eve kendim getireceğim. Lanet olsun, kilitlendik. Bizi çıkar buradan. Sıkı tutun. Kutup 1. Burası Mavi Alfa 9. Ateş açıl. Tekrar. Ateş açıldı. Üzgünüm Mavi Alfa 9. Bunun için çok. Sen iyi misin? Sanırım. Alexandrius'a dönmene izin veremem. Herkese Tridium'u anlatırsın. Senin Tridium'un. Bunun arkasında sen mi varsın? Cemko içeride biri olmadan konseyi asla kandıramazdı. Dimitri'nin zayıf yönünü bilen bir tek ben vardım. Bunu sen olmadan asla başaramazdım uzman. Teşekkür ederim. O gemiyi yok edin! Ben ne yapabilirim? Dua et. Her şey gittikçe iyileşmeye başladı. Işıklar! Onlara ihtiyacımız yok. Bu senin planın değil mi? Bizi koruyacak. Tutun. Tamam, silahları yükle. Şimdi. Reflektörler. Lanet olsun. Reflektörler aktive edildi, merak etmeyin efendim. İşe yaramadı. Onlardan kaçamaz mıyız? Hasar aldık. Motorların %72'sini kaybetmişiz. Şansımız yok. Bir şeyler yap. Mali cover'ı devreye sok. Ne? Mali cover'ı devreye sok. Bir tür ateşleme sistemi. İşe yarar mı? Az da değil. Birden fazla hedef belirlendi. Neler oluyor?
Muikover ateşleme sistemini devreye soktu. Bu şekilde vuramayız. Gerçek hedefi belirle. Hedeflenen süre 2 dakika 50 saniye. Çok uzun. Hepsini yok edin. Hareket eden her şeyi vurun. Başım nasıl? Arkaya geçebilir misin? Sanırım. Kargo bölümüne git. Tridium'u bırak. Dur bir dakika. O bizim kanıtımız. Ayrıca bir servet eder. Onu götüremeyiz. Bu bizim tek şansımız. Lanet olsun. Neden bu kadar uzun sürdü? Sabredin efendim. Çok az kaldı. Kaçıyorlar. Tam otomatiğe bağla. Otomatik ateşleme kontrolüne bağlandı. Dalia, daha fazla dayanamayız. Dalia! Tamam! Şimdi Dalia, yoksa işimiz biter. Gönderdim. Pekala efendim. Tridium mu istiyorsun? İyi, gel daha. Hadi! Ateşle! Hediyemizi aldı mı? Öyle umudum. Bir teşekkür bile etmedi. Bazıları çok kaba olabiliyor. Ve sen uzman Zed Lucien, Interplanet Konseyi olarak sana teşekkürlerimizi sunuyoruz. Görevine sonsuz bağlılığın yüzünden rütbeni Yıldız Gücü'nün 1. takım yüzbaşısı olarak yükseltiyoruz. Kutlarım yüzbaşı. Çok teşekkür ederim efendim. Eğer babam kumandan Dimitri'nin olmasaydı asla burada olamazdım. Ve sen Dalia Rojek, konsey olarak tüm cezalarının affedilmesine karar verdik. Hepsi bu mu? Berbat bir af mı? Artık özgürsün. İstediğini yapabilirsin. Tanrım, teşekkür ederim. Kaba tavırdan mı bahsediyordun? Tabii bir de Osmorn kolonisine olan büyük yardımlarından dolayı konsey olarak Osmorn kolonisinden elde edilen madenlerden senin de pay almana karar verildi. Zenginim! Evet yüzbaşı. Umarım hak ettiğin tatilin tadını çıkartırsın. Efendim, babam Yıldız Gücü için yaşadı ve öldü. Ve onun onuruyla ben de buradayım. Geliyor musun?